İspanya'nın özel bölgesi Katalonya'nın muhteşem şehri Barcelona'dan yeni bir vlogla bütün dostlarıma selamlar. Dostlarım, bu muhteşem şehri beraber gezip tanıyacağız. Elimden geldiği kadarıyla bu şehrin bütün güzelliklerini size bu vlogla yansıtmaya çalışacağım. Evet, videomuz başlasın. Meydan etrafında bu tür ara sokaklar var. Bu ara sokaklarda birçok insan gezerken görebilirsiniz. Yoğun bir insan kalabalığı var. Tarihi sokaklarda yürüyüşün devam ederken karşıda gördüğüm balkon İstanbul Topkapı Sarayı'ndaki bir balkona benzettim. Barcelona'da gezerken böyle arkamda bir İstanbul yazısı gördüm. Evet, burası galiba bir Türk restoranı. Hadi içeri girip bir bakalım. Evet, İstanbul restoran. Hello. Kolay gelsin. Evet, burada döner var, burada meyve. Her şey var. İstanbul yazısını gördüm, içeri girdim. Taco, raco, rico, her şey var. Evet, onu çeken benim arkadaşım. Öyle mi? Evet, Hayta yollarda. Yok ya, evet. En güzel yapıyor. Şu anda Tayland'da. Tayland'a mı kaçtı o? Evet, arkadaş Tayland'da da taco, rico diyen şu anda nerede bilmiyorum. Sırbistan'daydı en son. En son oradaydı ama evet. Şey, Erzurumlu. Erzurumlu, yok. Karakoçan, Elazığ. Elazığlı, evet. Elazığ, evet. Burası çobanın önünde gidelim. Burası sizin? Bizim abi. Hayırlı olsun. Kaç yıldan beri var? 10 sene, 11 sene oldu. Çok güzel. Türk kebapları var burada. Var. Adana var, şiş var, kordero var. İspanyol yemeği var. Multikulti olmuşuz burada. Evet. Multikulti. Çok güzel. Her şey var abi. Nasıl, memnun musunuz Barcelona'dan? Bomba gibi abi, çok güzel. Seviyorsunuz. Her şey orada, güzel. Evet. Kısaca içeriği bir gezebilir miyim? Buyurun abi. Teşekkür ederim. İspanya'nın Barcelona şehrinde bir Türk restoranında böyle bir menü söyledim. Şimdi bana afiyet olsun. Aşağı böyle. Evet, böyle bir salon var. Evet, burada böyle. Merhaba. Bunlar nereden? Bu şeyler, avcılar. Türkiye'den getirdim. Güzel bir şey olmuş ya, aynen, dekor olmuş. Aynen öyle. Evet. Sen de burada çalışıyorsun veya abin aynen mi oluyor? Abim oluyor, aynen. Çok güzel. Kaç yıldan beri bu işi yapıyorsun? Vallahi hocam ben 5 yıl yapmıştım ama abilerim daha fazla oldu tabii. Evet. Barcelona'da yaşamaktan memnunsun. Tabii Barcelona güzel bir yer. Evet. Ama şey, burada genelde galiba turistler geliyor değil mi? Bayağı bir turist var hocam, aynen. İstanbul yazısını gören Türkler de geliyordur. Çok, çok. Bayağı evet. Aynen. Ben de o şekilde İstanbul yazısını gördüm, geldim aynen buraya. İstanbul'a herkes gelir. Çok teşekkür ederim. Evet, ben de ızgara yedim. Güzeldi, elinize güzel sağlık. Eyvallah hocam. Memnun oldum. Teşekkür ederim, biz de memnun olduk. Arkamda gördüğünüz bu muhteşem yapı Antoni Gaudi'nin eseri. 19. yüzyılda yapılmaya başlanmış ve inşaatı hala devam ediyor. Bu muhteşem, harika yapıyı size kısaca göstermek istiyorum. Bu binanın arka kısmı, birazdan ön kısmına da geçeceğim, oraya da sizlere göstereceğim.
Ve Papa'nın burayı vaftiz ettiği de söyleniyor. Şimdi de bu binanın öbür tarafına geçip ön tarafından bir bakalım. Eğer imkanım olursa bu binanın içerisine girmeyi istiyorum. Bakalım bilet ne alıyorum veya online mi bilet satılıyor, orada öğreneceğim. Bu arka taraftan sadece çıkış var. Giriş ön taraftanmış. Hadi ön tarafa doğru devam edelim. Gaudi'nin 19. yüzyılda yaptığı bu yapının ön tarafındayım. Bu şekilde size göstermek istiyorum. İçeri girmek için bilet almanız gerekiyormuş. Maalesef online bilet satılıyormuş. Buradaki kalabalığı göstermek istiyorum. İnsanlar içeri girmek için bekliyorlar. Çok aşırı bir kalabalık var. Gaudi'nin bu yapısı UNESCO tarafından da koruma altına alınmış. Tekrar bu tarihi yapıyı, muhteşem yapıyı sizlere göstermek istiyorum. Evet, meydandaki kalabalığı görebiliyorsunuz. Orada küçük bir gösteri var galiba. İnsanlar bu gösteriyi izliyor. Gösterinin sonuna geldik. Evet, şu anda bulunduğum yer İstanbul'daki İstiklal Caddesi gibi kapalı bir cadde ve her zaman bu şekilde yoğun oluyor. Yürüyüş esnasında gördüğüm ilginçlikleri sizlerle paylaşıyorum. Evet, burası katedralin bir başka giriş kapısı bildiğim kadarıyla. Evet. Öbür kapıdan bilet alıp girmemiz gerektiği yazıyor. Buradan giriş yokmuş. Evet, burada sokak müziği yapan insanlar var. Aynı zamanda burası Barcelona'da bulunan katedralin arka tarafı. Barcelona'da sokak müzikleri yapan birçok böyle sokak müzisyeniyle karşılaşabilirsiniz. Şehrin meydanında bulunan bu büyük yapı La Sagrada Familia Vaticana'sı. Şehri tanımanın en güzel yollarından bir tanesi böyle arkamda gördüğünüz otobüslerle şehri gezmek. Turist otobüsleri fiyatı ne kadar veya kaç saat sürüyor? Bunun hakkında şurada gördüğünüz bir tane büro var. Oradan bilgi alacağım. Hadi gidelim. Evet, maalesef ofis kapanmış. Burada telefon var. Ama İspanyolca bilmediğim için ne demek istediğini anlayamıyorum. Şöyle bir sorayım bakalım.
I'm on the lead item. Ah, okay, sorry. I am one ticket. That's the price, per day. 30 yeah. euros for 2 days, 40 euros. Okay. You can take all these up. So it's okay. I am one day, yeah? 24 hours, one day. Yeah, it's okay, one day. Yeah? Yeah. Bu otobüste 24 saat boyunca şehri tanımak için 30 euro verdim. Aynı zamanda sesli informasyon var. Evet, burada göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi Türkçe'de informasyon var. Kulaklığı takarak şehri Türkçe tanıyabiliyorsunuz. Barcelona'nın en yüksek tepesine çıktım. Buradan şehri size göstermek istiyorum. Evet, şehir düz bir alana kurulmuş. Evet, Barcelona ayaklarımızın altında. İnsanlar burada genelde bu panoramayı görmek için geliyorlar ve burada bol bol fotoğraf çektiriyorlar. Ama şunu söylemek istiyorum. Buraya giriş biraz zor. Bu merdivenlerin uzunluğu ta karşıda gördüğünüz kiremit rengi yere kadar merdivenler devam ediyor. Şehri gören tepeden aşağı indim ve inerken de sizin için saydım kaç basamak olduğunu. 305 basamak toplam olarak. Eğer Barcelona gelirseniz buraya çıkmadan önce aklınızda bulunsun. O tepeye çıkmak için toplam 305 basamak var. Şehri gören tepenin alt kısmında böyle bir park güzel var. Bu da Gaon'un yaptığı bir park. Aslında burası bir yerleşim yeri olarak tasarlanmış. Ama maalesef ilgi görmeyince sonradan bu şekilde parka çevrilmiş. Evet, neden parkı güzel? Çünkü Gaudi'nin finansmanını sağlayan kişinin soy ismi. Böyle bir klasik dansa denk geldim. Bu Barcelona'nın yerel dansı. Colaboración un poquito voluntario para los músicos. Yeah.
otobüsünde informasyon verirken bu danstan bahsetmişti. Oradan bilgim var. Katalonya bölgesinin yöresel bir dansıymış bu. Arkamdaki yapı Gaudi'nin eserlerinden bir tanesi. Şöyle göstermek istiyorum. Çok enteresan bir mimarisi var. Gaudi doğayı seven bir insandı. Onun için yaptığı eserlerde doğa motiflerini sıklıkla rastlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda koyu bir Hristiyandı ve Hristiyanlıkla ilgili motifleri de yaptığı eserlerde görebilirsiniz. Misal örneğin yukarıda bir hayvan kafası var. Burada yaptığı işte denizdeki dalgalar ve tam ortada şöyle göstereyim. Yunus balığının ağzı var. Ve buradaki topluluk sadece bu yapıyı görebilmek için geliyorlar bura. Barcelona'nın kent merkezinde böyle bir park var. Bu parkı da kısaca sizlere göstermek istiyorum. İnsanlar bu güzel havada bu parkta zaman geçiriyorlar. Evet, tam karşımıza da güneş. Barcelona deyince akla ilk gelen şey tabii ki Barça ve Barcelona. Şu anda Nou Camp Stadyumuna geldik. Böyle buradan içeri gireceğiz. Bakalım içeride neler var, hep beraber göreceğiz. Evet, Barcelona'nın böyle bir standı var. Burada formalar ve hediyelik eşyalar. Thank you.
Stadyumun etrafı böyle insanların zaman geçirebilmesi için yapılmış farklı aktiviteler. İnsanlar burada zamanlarını geçirebiliyorlar. Stadyum hemen şöyle söyleyeyim, sol tarafta. Evet, stadyum karşı tarafta. Burada evet, Bahçe Kafe. İlk önce bu meydanı bir gezelim, ondan sonra stadın etrafına doğru da gideceğim. Burada bilet gişeleri var. Niçin olduğunu bilmiyorum. Evet, müze için bilet alınıyor. Bir bakalım. Hello. Hello. So, museum? It's closed, the museum. Closed? Yeah. Tomorrow? Yeah, open tomorrow from 10 p.m. From 10 p.m. Yeah. Until 6:15. How much? It's 31.50. So, thank you. Welcome. Bye-bye. Evet, müzeyi gezmek için bilet alacaktım. Maalesef bilet yok. Yarın alabiliyorum. Yarın, evet, bura müsait olsam, zamanım olsa gideceğim. Evet, müzede burası bu şekilde. Şimdi biz etrafı bir dolaşalım. Bir stadyumun etrafının bu kadar yoğun olduğunu maç olmayan bir günde ilk defa görüyorum. Ya helal olsun, bu şekilde insanları buraya çekebiliyorlarsa bu güzel bir şey. Cerveza dentro. Evet, şimdilik No Camp stantının yanına kadar gideceğim. Şunu gözlemliyorum. Evet, Barcelona futbol takımı buradaki insanlarla iç içe olduğunu görüyorum. Evet, karşımızda Barça stadyumu. UEFA tarafından 5 yıldızlı bir stadyum olarak bu kabul edilmiş. Yaklaşık 100 bin kapasiteli bir stadyum. Evet, Johan Cruyff burada heykelini dikmişler. Kaldığım hostelde televizyonu açtım. Karşımda böyle bir dizi çıktı. Türk dizisi olduğunu tahmin ettim. Bir süre izledikten sonra evet, gerçekten gördüğünüz gibi İstanbul Boğazı'nı falan gösteriyor. Oyuncular da tanıdık oyuncular. İspanya'da demek ki Türk dizileri de izleniyor. Güzel bir şey. Elimden geldiği kadar bugün İspanya'nın muhteşem şehri Barcelona'yı sizlere tanıtmaya çalıştım. Bu bölümde yapamadığım bir şey oldu. Bu videonun ikincisi de olacak. Ve o videoda sürprizler sizi bekliyor. Evet, muhteşem bir video olacağını düşünüyorum. Lütfen kanalıma abone olup, yorum yapıp, beğenirseniz, bildirimleri de açarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.